Ben kalın sesli klarnetler diye bilinen enstrümanları çalıyorum. Onlara armonik klarnetler demeyi seviyorum. Çünkü bu aileye mensup her bir klarnetin birbirini tamamlayan, kendine özgü bir tınısı var. Bu enstrümanların orkestraya renk kattığını ve bunun orkestranın ihtiyacı olan bir renk olduğunu düşünüyorum. Çaldığım 4 farklı enstrüman var. Bas klarnet, alto klarnet, mi bemol kontra klarnet ve si bemol kontra klarnet. Zaman zaman da basset horn diye bilinen bu klarneti çalıyorum. Aslında en çok alto klarneti çalmayı seviyorum. Bu enstrümandan türü tükenmekte olan bir klarnet türü olarak bahsedilir. Çalmayı gerçekten de çok seviyorum ve size ilk bunu göstermek istiyorum. Klarnetler arasında sesi sopranoya yakın olan bir klarnettir ve sık sık alto saksafonla birlikte kullanılır. Bu ise bas klarnet. Aralarında en tanıdık klarnet budur. Bandolarda ve orkestralarda çok sık kullanılır. Ses genişliği fagotla flütün orta bandının arasındadır. Kontra klarnet. Orkestramızda kullandığımız 2 farklı kontra klarnet var. Bunun gibi kontralto ve kontrbas klarnetler. Bu klarnetin boyu ayağa kalktığımda bile benden uzun. Çalabilmek için bir şeyin üzerine oturmanız gerekebilir. Genelde bir tuba veya kontrbasla birlikte kullanılır. Sesi de kalınlığıyla telli çalgıları andırır. Konserlerin çoğunda 3 enstrüman, hatta bazen 4.sünü de çalmam gerekiyor. Canlı performans esnasında bu enstrümanlar arasında geçiş yapmak bazen zor olabiliyor. Çalmadığım klarnetin dili kuruyabiliyor mesela. Eğer bir parça boyunca kullanılmıyorsa enstrüman soğuyor. O zaman klarneti elime aldığımda ilk başta verdiği ses de oldukça düz bir ses oluyor. İşte bunun için de klarnetlerin bu kısımlarını çıkararak kucağımda tutuyor ve sıcak kalmalarını sağlıyorum. Böylece enstrüman değiştirirken, örneğin kontra klarnetten bas klarnete geçerken soğuk olmayacağından emin oluyor ve istediğim sesi alabiliyorum.